dünyayı İslam'ın, imanın üzerine bina etmiyor bu Kur'an. Hayır, etmiyor. Kur'an takvayı imanın üzerine bahusus, hasaten ve sadece imanın üzerine bina etmiyor. Nasıl etmiyor? Örnek verelim. Ya eyyuhennâsütteku rabbekum diyor. Ey insanlık, Rabbinize karşı takvalı olun. Yani tüm insanlığı katıyor. Tüm insanlığı takvaya tahsis davet yok ediyor. Yani Müslüman. Hayır Müslüman. Yani. Ey müminler yok. Evet. Ya eyyühellezine amenu yok. Dolayısıyla bütün ayeti bile okuyabilir miyiz hocam? Ya eyyühennâsütteku rabbekum. Ey insanlık, Rabbinize karşı müttaki olun diyor. Müminleri de takvaya davet ediyor ama oradan başlamıyor. Yani takva imandan sonra başlamıyor. Takva tüm insanlığa yönelik bir çağrı. O daha ilginci var. Daha ilginci var. Lut peygamber, Nuh peygamber, Hud peygamber, Yunus peygamber efendim ve daha başka peygamberlerin biz ağzından Kur'an'da inni rasulun eminun fettekullaha ve eti'un. Yani ben emin bir peygamberim, elçiyim, fettekullah. Allah'a karşı takvalı olun diyor. Yani kime diyor bunu? Lut peygamber Lut kavmine diyor. Yani kavmine, kafir kavmine. Nuh peygamber kafir kavmine diyor. Bu kezebe kavmi Nuh'un mursalin iz qal lehum akhum Nuh la tettekun ilekum rasulun emin fettekullah. İki tane var. Ela tettekun. Hiç öyle düşünmez. Hiç müttaki olmayacak mısınız? Hala müttaki olmayacak mısınız? Takvalı davranmayacak mısınız diyor. Kime diyor bunu? Kafir Lut kavmine, kafir Nuh kavmine, kafir Ad kavmine, kafir Semud kavmine diyor. O zaman takva kavramının bir tanımını yapalım. Herhalde yani. Yani bunlar çok mühim şeyler. Peygamberler yani tüm helake uğramış kavimlere gönderilen peygamberler ittifakla kavimlerine takvayı ya davet ediyorlar. Ela tettekûn. Takvalı olmuyor musunuz? Hala takvaya ermiyor musunuz diyorlar. Şimdi o zaman takva bizim geleneksel algımızdaki biraz da Müslümanların işte aksesuarı, kılık kıyafetiyle sınırladığımız, tanımladığımız görüntüyle izah etmeye çalıştığımız şeklin ötesinde takva aslında imandan önce insanda arayan ve ona imana da oluşturan bir bilinç ve şuur hali mi? Aynen öyle. İmandan önce başlayan esasında imanı da kapsayan. Yani belki imana kafiri, da vesile olan değil mi? Kafiri imana, mümini ikana, mukini irfana, efendim arifi ihsana, muhsini ve öyle gider. Anlatabiliyor muyum? Bir öteye taşıyan. Bir öteye aynen taşıyan. Öyle. Yani takva bitimsiz bir yolculuk. Bu anlamda bu delil muttakîn, Bakara suresinin ikinci ayetini doğru anlamak lazım. Müttakiler için hidayettir diyor bu kitap. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ. İşte bu Kur'an, içinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu Kur'an, müttakiler için hidayettir. Büyük harflerle yazmam gereken bir cümle bu. Kur'an, müttakiler için hidayettir demekle, hidayeti takvanın temeline değil, takvayı hidayetin temeline yerleştiriyor. Burada tüm zihinlerimiz bozuluyor. Tüm ezberlerimiz bozuluyor. Niye? Biz takvalı insan diye şöyle sokakta hatta hocaların yanına gidin, imamların yanına gidin, müftülerin, vaizlerin yanına gidin. Bir şöyle sınava çekin. Takvayı ne manada kullandıklarını görün. Zühd manasında kullandıklarını göreceksiniz. Müttakiye zahit manasında, takvayı da zühd manasında kullanıyorlar. Bununla alakası yok. Yani çok namaz kılmak takva değil, çok oruç tutmak takva değil, çok hacca gitmek takva değil, çok umreye gitmek takva değil, sorumluluk bilinciyle tir tir titremek takva. Bu manada takva, yani klasik bazı eserlere de sakınmak ve korunmak manası verilmiş. Öyle ifade ediliyor. Lugavi mana olarak.
Oysa bu manalar da hakiki manası değil. Bu manalar da o sorumluluk bilincinin bir sonucudur. Eyvah, yani daha da derinliğini. Aynen öyle. Yani şimdi insanın sakınması bir sonuçtur. Korunması bir sonuçtur. Bunlar sonuçtur. Asıl sebep nedir? Cevher daha temel. Onu sakındıran ve korunduran bilinçtir. Evet.